Esselamu aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle inşallah Kafirin suresinin tecvid tahlili, Kafirin suresini tecvidli olarak nasıl okuruz? Bu dersi göreceğiz inşallah. Hemen başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya derken bakın burada y harfini çeken burada bir işaret var. Bu işareti gördüğümüz zaman 4 elif miktarı kadar yavaş okuyuşlarda uzatıyoruz. Ne tür bir tecvid var burada? Harfi metten elif, sebebi metten de hemze ayrı ayrı kelimelerde geldiğinden dolayı metni munfasıl dediğimiz bir tecvid kuralımız var. Kul ya eyyuhel kafirun. Kul ya eyyuhel kafirun. Kafirun derken ru'yu kalın okuyoruz. Burada metni arız dediğimiz bir tecvid kuralımız var. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu derken bakın burada yine aynı şekilde metni munfasıl dediğimiz lam elifin üzerinde ne var bakın uzatma çizgisi var. Farklı kelimelerde hemze var. Dolayısıyla burada la'yı 4 elif uzatmamız gerekir. Uzatırken de buradaki ayına dikkat edelim. Uzattıktan sonra ayına dikkat edelim. La e'budu ma te'budun. Bakın, du'yu uzatmıyoruz. La e'budu ma te'budun. Ma'yı uzatmamız gerekir. Metni tabi dediğimiz bir tecvid kuralımız var. Elif'in üzerinde harike yok. Kendinden önceki harfi bir elif miktarı kadar uzatmamız gerekir. La e'budu ma te'budun. Metni arız dediğimiz tecvid kuralımız yine burada var. Vela, bakın V demiyorum. Ve, ve. Vela entüm derken la'yı aynı şekilde uzatıyoruz. Metni munfasılımız var burada. En derken en bakın nunun üzerinde ne yapıyoruz? Gunne yapıyoruz. En çünkü sakin nundan sonra İhfa harflerinden T gelmiş. Dolayısıyla burada ihfa tecvidini yapmamız gerekir. Ayın meti tabii. Abidune derken meti tabi duyu uzatıyoruz. Bakın yine metni munfasıl var. Şu işareti gördüğümüz zaman yavaş okuyuşlarda metni munfasıl olduğundan dolayı 4 elif miktarı uzatıyoruz. Hızla okursak ki az sonra onu da yapacağız inşallah. 4 elif miktarı değil sadece 1 elif miktarı uzatmamız gerekecek. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ derken budu bakın burada kalkale yapıyoruz. Budu du du sanki yankı yaparmış gibi. E'budu. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا. Bakın, işaretimizi gördük. La'yı uzatıyoruz, 4 elif miktarı.
Burada ene diyoruz. Niçin ene diyoruz? Ena demiyoruz. Çünkü burada bakın kasr demiş. Kasr yani kısalt demek. Ene diyeceğiz buraya biz. Ena diye uzatmıyoruz. Ve ene a mütü tabi a bi dümme tenvinden sonra mim gelmiş. Ne olur o zaman? İdgam mal gunne olur. Tenvinden sonra yemnu harflerinden birisi gelirse idgam mal gunne olur. Ve la ene abidum ma. Bakın ma'yı da uzattık. Abidum ma. Abidum ma. Abidum ma. Abettüm. Bakın burada farklı bir tecvidimiz var. Nedir? Burada idgam mütecanisen dediğimiz bir tecvid kuralımız var. Daldan sonra T gelmiş. Dal burada cezimli. T geldiğinden dolayı sanki T'yi şeddeli okur gibi okuyoruz. Yani ma abettüm. Abettüm diyoruz. Ve la ene abidum ma abettüm. وَلَا اَنْتُمْ derken la'yı da dört elif uzatıyoruz. Metni munfasıl var. اَنْتُمْ derken ihfa var. Bakın. اَنْتُمْ derken mimin isarı var burada. Yani ayrı ayrı okuyacağız bunları biz birleştirmeden. وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ عَا Meti tabi. عَا bi du meti tabi. Du'yu uzatıyoruz. Çünkü vav'ın harekesi yok. Kendinden önceki harfi bir elif uzatıyoruz. عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ Yani metni munfasıl var. Bakın burada işaretimizi gördük. Ma'yı 4 elif miktar uzatıyoruz. Uzattıktan sonra da e derken ayına dikkat edelim. E'budu derken budu bakın sanki yankı yaparmış gibi. Yani kalkale dediğimiz bir tecvid kuralımız var. Ve la entum abiduna ma e'budu. Lekum dinukum veliyedin. Lekum di derken mimle di'yi ayıralım. Di derken di'yi uzatıyoruz. Met çeker var. Dinukum bakın halk arasında maalesef çocukluktan öğrendiğimizden dolayı yanlış öğreniyoruz. Dinikum deniliyor. Dinikum deniliyor. Bu yanlış. Bunu düzeltmemiz lazım. Di nukum. Wa vali ye din. Lekum di nukum vali ye din. Lekum di nukum vali ye din. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ve la entum abiduna ma a'budu. Ve la ene abidun ma abettum. Ve la entum
abidune ma a'budu lekum dinukum veliyedin. Şimdi de hadr olarak, yani hızlı bir şekilde okumaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kafirin suresinin anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.